Merhaba arkadaşlar. Bu oturumumuzdaki sorumuz Touchstone 1 kitabımızın 6. ünitesinden. Şimdi sorumuzu görelim. Jessica ve Ben konuşuyorlar. Jessica soruyor. What is your neighborhood like? Oturduğun yer nasıl bir yer? Ben yanıt veriyor. There, blah blah blah, some nice parks. But there, blah blah blah, no great cafes near them. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? Şimdi hatırlarsanız 6. ünitemizde bizler there is ve there are kalıplarımızı görmüştük. Yani vardır anlamına gelmekteydi, değil mi? Şimdi Ben'in verdiği yanıtta öncelikle some nice parks kelime öbeğinin altını çizelim. Birkaç güzel park varmış. Burada park kelimesinin sonundaki s takısı kelimemizi çoğul yapmaktadır. But yani olumlu bir şeyden bahsederken ben but kelimesinden sonra artık negatif bir şeyden bahsetmektedir. There no great cafes near them. Ancak onların yanında, yani burada onlar derken parkları kastetmektedir. Parkların yanında güzel kafeler, yine çoğul, s takısından ötürü, kafeler bulunmamaktadır. Şimdi there is ve there are olarak tamamlamamız gereken cümle boşluklarına bakarsak, şıklara yönelirsek, öncelikle ilk tarafın s takısı aldığını ve çoğul olduğunu söylemiştik. Bu durumda İlk taraftaki izleri eleriz. İkinci kısımda gene aynı şekilde ismimiz s takısı almıştır ve çoğul bir şey ifade etmiştir. Bu durumda A şıkkının ikinci kısmındaki isn't'ı eleriz. Şimdi tekrar sorumuza geri dönecek olursak, burada no dediğimiz, yani yoktur, hiç yoktur ve bir olumsuzluk anlamı veren kelimemizi gördüğümüze göre bu durumda B şıkkındaki aren't'ı da elemeliyiz ve E şıkkındaki aren't yine elenmelidir. Çünkü no kelimesi zaten bize negatif bir anlam vermektedir. Bu durumda geriye kalan şıkkımız D şıkkıdır. Çeviri yapacak olursak, Jessica, what is your neighborhood like? Oturduğun yer nasıl bir yer diye sorduğunda ben, there are some nice parks. Birkaç tane güzel park var, ancak there are no great cafes near them. Ancak bu parkların yanında güzel kafeler yoktur demektedir. Doğru şıkkımız D şıkkıdır.